Koçlar ve yükselen koçlar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda Nisan ayında sizleri neler bekliyor, hangi konularda şanslısınız, hangi konulara dikkat etmeniz lazım gibi konuları konuşacağız. Her ay içerisinde bir yeni ay ve bir dolunay yaşanır. Yeni ay ve dolunayın gerçekleştiği burçlar ayın genel teması hakkında bizlere bilgi verir. Bu ay burcunuzda yaşanacak yeni ay ve terazi burcunda yaşanacak dolunayla gündeminiz ben ve biz dengesi, her türlü ikili ilişkiler oluyor. 1 Nisan'da burcunuzda gerçekleşen yeni ay sizlerin isteklerinizi belirlemenizde faydalı olacaktır. Hangi konularda atılımlar, başlangıçlar yapacağınıza karar verebilirsiniz. Bu kararlar daha çok ertelediğinizi fark ettiklerinizden sonra gerçekleşebilir. Attığınız adımlar ses getiren ve dikkat çeken bir boyutta olacağından bu size hem avantaj sağlar hem de dikkat etmeniz gereken bir durum oluşturur. Güneşin ayın 20'sine kadar burada seyretmesiyle atacağınız adımlarda istediğiniz ve istikrarınız devam ediyor olacak. Ayın 20'sinden sonra Boğa burcuna geçmesiyle girişim gerçekleştirdiğiniz konuları netleştirmek, somutlaştırmak isteyebilirsiniz. Odak finansal konulara kayabilir. Yeni kaynak elde edinmek, var olan kaynağı iyi yönetme amacına bürünebilirsiniz. Kendinizi şımartmak, keyif aldığınız konulara vakit ayırmak da iyi hissettirecektir. 16 Nisan'da gerçekleşecek Terazi burcundaki dolunay, aldığınız kararlar ve farkındalıklarınız doğrultusunda bazı noktalara ışık tutuyor ve bugüne kadar göze çarpmayan ya da görmezden gelinen konuları ön plana çıkarıyor. Sizler bu etkiyi ikili ilişkiler ve ortaklı işlerde netleşme, bazı konuların çözüme kavuşması gibi yaşayabilirsiniz. Ben ve biz dengesinin inceliğini, küçük noktaların aslında ilişkinin seyrini nasıl etkilediğini fark edebilirsiniz. Gizli kalmış ve haberiniz dahilinde olmayan bazı detayları da aydınlatma etkisi getirebilir. Venüs 5 Nisan'da Balık burcuna giriş yapıyor. Burada yücelim konumunda olduğundan oldukça rahat ve pozitif bir geçiş olabilir. Aynı zamanda Venüs'ün temsil ettiği konular daha fazla gözle görünür ve etkili olacaktır. İlişkileri biraz daha gizli yaşamak, mahremiyete önem gibi etkileyebilir. Sanatsal ve ruhsal açıdan çok destekleyicidir. Yaratıcılığınızı kullandığınız işlerle uğraşıyorsanız bu etkiyle oldukça özgün sonuçlar elde edebilirsiniz. 15 Nisan'da Mars'ın da Balık burcuna geçmesiyle bastırılmış bir öfke gün yüzüne çıkabilir. Enerjinizi korumak ve biraz kabuğa çekilmek isteyebilirsiniz. Dolunayla birlikte bir yüzleşme, hesaplaşma etkisi de getirebilir. Asıl önemli olan etki ise Jüpiter ve Neptün'ün 12 Nisan'da Balık burcunda, yani aynı alanda bir kavuşum yapıyor olması. Bu kavuşum 13 yılda bir farklı burçlarda gerçekleşiyor. En son Balık burcunda ise 166 yıl önce kavuşum gerçekleştirmişler. İki gezegen de Balık burcunun yöneticisi durumundalar. Yani bu etki Balık burcunun spiritüel, manevi, ruhsal yanlarını ön plana çıkaracaktır. Hak edişler ve farkındalıklar teması daha çok ön planda. Sizler için maneviyata yönelme, içe dönme gibi daha ruhsal etkileri olabilir. Çabaladığınız, emek sarf ettiğiniz konularda evrenin ödüllendirmesi gibi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu alan biraz da kontrol dışında kaldığından dış etkenlere daha açık olabilirsiniz. Tabii burada birkaç önemli nokta var dikkat edilmesi gereken. İlk olan, balığın ve Neptün'ün doğasından kaynaklı olarak önünüze ne sunulursa sunulsun farkında olmayabilirsiniz. Güzel bir durum yaşandığını anlayıp onu bir fırsat olarak görmemek gibi çalışabilir. Algı olarak biraz daha açık olmak gerekebilir. İkinci nokta ise bu kavuşum tabii herkese bol kepçeden ödüller dağıtmıyor. Yaşanan gelişmeler daha çok bireysel hak edişlerle bağlantılıdır. Özellikle Neptün Kaoslarla oldukça yakından bağlantılıdır. Bazılarınız için bu alanda yaşanacak olumsuz gelişmeler ve aksamalar da olacaktır. Bu etkide hem yanlış gidenleri fark etmeniz hem de yeni bir düzen oluşturmanızı sağlayabilir eğer değerlendirirseniz. Bu programda Koç ve yükselen koçların Nisan ayında aldığı etkileri değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.